Peki Sayın Müjdeci, Çankırı'nın böyle yarım kalan işlerinden bahsettiniz. Son Evet. dönemde milletvekilleri Sayın Akbaşoğlu ve Salim Çivitçioğlu, Cumhur İttifakı'nın bir parçası, AK Parti'nin vekilleriydi. Bu işler yarım kaldı biraz. Siz de eksik mi diyorsunuz? Bunlar yarım mı kaldı diyorsunuz? Yani eksik, yarım kaldı. Bunu sadece benim söylemem değil, vatandaşlarım da aynısını söylüyor. Yani ortak Özellikle kanaatimiz bu herkes için o zaman. Çankırı'daki tepkimiz bu. tabii hem öyle hem de Covid döneminde yalnız bırakılan esnafımız. Ben Çankırı'da sadece il bazında 5 yılda 3000'e yakın esnaf gezdim. Bir esnaf en az 7-8 kere gitti. Yani biz bu Covid döneminde yalnız bırakılan esnafların, mağdur olanların, kredi olaylarındaki sıkıntıların, üretimdeki azalmanın, yani biz eğer çiftçiye tarıma da girerse Kızılırmak'ta Hacılar Köyü'nde suyun olmaması, yani birçok o kadar yarım kalan işler var ki 2023'ün Türkiye'sinde yarım kalan işleri ben anlatırken utanıyorum açıkçası. Bunların tamamlanması için zaten yola çıktık. Ama hayırlı hizmetler vardır, takdir ederiz. Yapılan hizmetin kötüsü olmaz. Ama bir iş yapılırken de 1 dolarlık iş 10 dolara iş yapılmasın. Ankara, Çankırı arasında, Çankırı'nın çıkışında bulunan çevre yolu olarak birleşme noktasında her sene 3 kere Bayburt Grup tarafından, orası biliyorsunuz, tamire alınıyor. Evet. Bir şeridi kapatılıyor. Yani ben her gün hemen hemen Ankara'ya gidip geliyorum. Genel merkezde de MKYK üyesi olduğum için 2 dönemdir. Yani ben giderken arkadaşlarıma da diyorum ki ya bizim sayın milletvekillerimiz bu yolda giderken ya hiç şoföre demiyorum acaba sen hızlı mı gidiyorsun yavaş mı gidiyorsun bu yolun hali ne diye. İnşallah birçok eksik nokta var. Bunları tamamlayacağımızı düşünüyoruz.